Alkışlar Nesra Hanım için. Nesra Hanım nasıllar? Merhabalar, iyiyim. İyiyim yani şu an çok heyecanlıyım. Daha iyi olur muyuz bir 8000 yaparsak? Yani şu ana kadar hani gerçekten olabileceğini düşünüyorum ya. Vallahi şu kadarını söyleyeyim. Şevket Bey'in başına gelenler sizler için büyük şanstır. Çünkü Şevket Bey sizi 9400 gibi bir sonuçla güreştirecekti. Çok iyi gidiyordu. Sadece ve sadece 4 tane harf almanıza imkan verecekti. Şu anda 24 tane harf alabilecek durumdasınız. Bu bir şans. Hadi sizin için bir şans olsun. Sizin arkanızdan geleceklerin yine hayatını karartalım. Yapalım mı bunu? Umarım. Yaparız. Gelsin mi ilk soru? Gel. Dikkat, cevabımız iki kelimeden oluşuyor. Yine 4 harfli. Şöyle bir sorusu var. Asıl mesleğin yanı sıra... Ek iş. Yan gelir sağlamak için sürdürülen çalışmaya ek işlenir. Gayet güzel. Buyurun ikincisi geliyor. Aklını yitirmiş olan Mecnun. Deli. Bilmem ki. Deli. Başka bir şey var mı aklınıza gelen? Yok. 4 harfle. Deli yani Mecnun. Aşık. Aşık mı? Mecnun deyince bir aşık geldi de. Deli de yeter ya. 400 puan değerinde. Bayağı oldu şu an. Yenisi gelsin efendim. Ahşap kırıntılarını sıkıştırarak imal edilen... Sunta. Endüstriyel tahta nedir o? Sunta. İşte budur o. Hadi bakalım. Batı Kökenli bir kelime 5 harfli cevaplara da son verecek. Nasıl bir soru? Ağırlıklı yabancı dil eğitimi veren özel okullar için kullanılır efendim genellikle bu sözcük. Bir harf alayım ben. Hemen harfe tutunalım mı? Biliyorsunuz gelmedi. Bu kelimeyi oysa ki. Ağırlıklı yabancı dil eğitimi veren... Özel okullar. Kolej. Nedir? Kolej. Gerek var mıymış? Yok. Tamam. Bu koleji aklınıza tutun. Gereksiz harf alacaktım orada az daha evet. Diye. Evet. Tamam size bir harf boş değil mi? Bana değil efendim. Kendinize. Buyurun yenisi gelsin. Yılın güneşten ısı ışık alma süresiyle farklılık gösteren bölümlerinden her birine ne diyoruz? Gelmeyecek bu şu an biliyor musunuz? Bir harf alabilir miyim? Yılın bölümleri nelerdir ki? Mevsim. Nedir efendim? Mevsim. Sen mevsimler gibisin. Harf almadan önce bir nefes alalım. Ya ama ne oluyor biliyor musunuz? Ben gerçekten hep şey diyordum. Ben harfte elimi korkak alıştırmayacağım. Alacağım diyordunuz. Bir alacağım yani harfe karşı. Demek ki bakın buradaki yapı biraz daha farklı olabiliyor. Evet. Her harften önce, her harf alayımdan önce bir nefes alalım. Tamam. Olur mu? Şu anda 9800 puana koşuyorsunuz. İnşallah. Hiç harf almadan 5 tane soruya cevap verdiniz. 6. soruda harf almadan cevaplanabilecek nitelikte. Buyursunlar. Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu, yok olmasını istemeye yönelik... Nefret. Bir duygu. Nefret. Nefret o. Ve neredeyse yarısı bitti. Halen harf almadılar. Ama şimdi zıpır bir soru geliyor. Hadi bakalım. Dur bakalım. Batı kökenli bir kelime aradığımız. Biz bunu size siyasal örgüt fedaisi diye sorduk. Militan. Militan. Militan dedim. Emin misiniz? Eminim. Tertemiz 700. 3700. 1 dakika 5 saniye gibi bir sürede soruların yarısını hapettiniz maşallah. Hiç harf almadınız. Aynen bu şekilde devam. Arka tarafta bir kapırdanma başlamaya başladı. Vallahi öyle. Buyurun. Bir işi, verilen bir görevi, kurallar ve belli şartlarla yürütme hakkı olan kişi. Salahiyet sahibi. Sorumlu gibi bir şey mi? Emin olamadım. Ben bir... Gibi bir şey. Sorumlu. Sorumlu. Değil. Gibi bir şey dedim ben. Bir de salahiyet başka şey malumunuz. Bilmiyorum ki o yüzden. Yürütme hakkı var bunun. Yani hani bu işten sen sorumlusun. Yalnızca işten değil sorumlu. O işe yürütme hakkı da var. Yönetici gibi. Yönetici gibi. Evet. İdareci? Öyle bir şey işte. Kim buradaki idareci? Görüşmek istiyorum. Salahiyet sahibi biriyle görüşmek istiyorum. Sorumlu, yönetici, müdür, ilgili. Gelmiyor. Salahiyet sahibi biriyle görüşmek istiyorum. Sen salahiyet sahibi bir abiye benziyorsun. Yetkili. Yetkili! 700 puan verdi. İyi miyiz? Tamam, aman böyle riskler almayalım. Evet. İlla ki harf almayacağız diye de bir şey yok. Takıldığımız noktada harfimizi de alırız efendim. Süremiz güzel ama. Evet. 2,5 dakikadan fazla süre var. 2 kelimeden oluşuyor ilk 8 harfli cevap.
çok açık, rahatlıkla görülebilir, duyulabilir, anlaşılabilir anlamlarında kalıplaşmış bir söz dizisidir. Tek kelime mi? İki. Böyle ayan beyan gibi bir şey mi acaba? Hayır. Ben bir harf alabilir miyim? Buyursunlar. Çok açık, rahatlıkla görülebilir, duyulabilir, anlaşılabilir. Bir harf alabilir miyim? Nasıl anlattım? Nokta nokta anlattım. Beni duyabiliyor musun? Nokta nokta duyabiliyorum. Gayet iyi mi acaba? Olabilir. Gayet iyi. Değil. Bir harf daha mı istediniz basarken? Evet. Vallahi oradan geldi. Gayet net. Gayet net. Kaç tane? 3 tane. Bir şey olmaz. 9500'e ulaşabilecek durumdayız. Elimizde de 5 tanecik soru kaldı. Tekrar ediyorum, toplam sürenin yarısından fazlası var elimizde. Ama çok iyi. Çünkü mesela gayet netlik gibi takılırsak daha uzun düşünebiliriz. Şuna bir bakın. Pek de düşünmenize gerek yok. Kalmayacak bence. Ödeme aracı, devlet nişanı, mühür gibi üretimler yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıdır bu darphane. Kuruluş. Darphane. Darphane diyesim geliyor. Sizi kim tutuyor? Darphane. Kimse tutmuyor. Bir puan tereddütte kaldım. Süremiz var. Tereddüt edebilecek kadar süremiz var. Merak etmeyin. Şimdi İtalyanca kökenli bir kelime vereyim. Siz onun Türkçesini, aşağı yukarı Türkçesini söyleyin bana. Buyurun. Gelin. Ah, bu o değilmiş. Uğruna hayatımı harcarım anlamında kalıplaşmış bir tabirmiş bu iki kelime. Senin uğruna hayatımı harcarım. Sana... Canım feda gibi bir şey geliyor aklıma ama... Ben bir harf alabilir miyim lütfen? Ben karışmam efendim. Ben karışmam. Canım feda. Keşke o harfi alsaydınız, değil. Ya şu an üzüldüm. Şaka yaptım. Canım feda. Ya. 900 puan değerinde. 6600 oldu kasa. Şimdi o bahsettiğim İtalyanca kökenli kelime geliyor efendim. Buyursunlar. İtalyanca kökenli marina sözünün karşılığı olan söz dizisidir. Yat limanı. Yat limanı kaç harfli? Aa, her saygı. Seferinde de inanmayın yahu. Yat limanı işte. Dostunuz. Benden tiksinmediniz değil hayır, mi? Hayır, estağfurullah. Teşekkür şey. Ederim. İki kelimeden oluşan bir cevap var. Onun arkasından yine iki kelimeden oluşan bir cevap var. Bir tek o sondakinden evet, bunlar korkuyorum. Bunlar biraz zordu. Bundan korkmuyorum. Bu kolay Nesrin Hanım. Buyurun. Krem rengi, fil dişi, ekru. Bu gibi renk tonları için kullanılan genel bir tabirdir. İki kelimedir. Soğuk renkli mi oluyordu bunlar? Şimdi krem rengi, ekru bunların hepsi hangi rengin tonları? Soft mu? Hangi rengin tonları? Beyaz. Güzel. Krem rengi, fil dişi, bir harf alabilir miyim? Ekru. Çok da güzel yerden geldi. Aldığınız harf ne de güzel bir I harfi. Her zaman söyleriz, I'lar yalnız dolaşmaz. Bir yerde bir I varsa... Kırık beyaz. Nedir efendim? Kırık beyaz. Nedir efendim? Kırık beyaz. Kırık beyazdır efendim. Yarım dakika süre kaldı. Bu da son soru ve cevabı. Yine iki kelimeden oluşuyor. Fakat açıkça söyleyeyim, diğerinden biraz daha zor. Gelsin de bir görün. Beklenen... gerçekleşeceği bilinen bir zamanı başladı, kapıya dayandı anlamlarında tanımlayan tabir. Evet, dili bir harf alayım. İki kelime. Bir şey çalma gibi bir şey mi acaba? Yok, çaldı gibi mi? Bir harf daha alayım. Ayrılık zamanı. Geldi, çattı. Bir harf daha alayım. Sağlık olsun be. Geldi çattı. İşte geldi çattıyı. Sırf o yüzden ki öncesinde de yaptınız bunu. Evet. Tamam mı? 100 puanınızı kaçırdınız. Evet. Şimdi mesela birazdan Meltem Hanım gelir. 100 puanla sizi elerse üzülmeyecek misiniz? Yani üzüleceğim ama 9100 gerçekten benim için güzel bir puan. Meltem Hanım'a da yani şey yapmıyorum. Bu performans için 9100 düşük bir puan efendim. Çok daha fazlası olurdu. Eğer ki sizi bugünün şampiyonu yaparsa 9100 hafta finalinde elimden çekeceğiniz var. Umarım. Bir de alkış rica ediyoruz.